Dünya döndü, tenifüstelerdi. İstanbul sisini, kirini dağıtmıştı. Ahmet okul koridorunun penceresinden caddeye karşı apartmanlara bakıyordu. Her taraf yükselen binalarla adeta duvar gibi çevrilmişti. Kent tam anlamıyla betonlaşmış, taşlaşmıştı. Binaların yanında küçücüktü insanlar, yalnızdı. Koca koca gökdelenler insanın üstüne gelir gibiydi. Bu okula geldiği günlerde daha bir çekingen utangaçtı. Şimdi de kabuğunu tam olarak kırdığı söylenemezdi. Çevresinde kendini kuşatan bir yalnızlık çemberi vardı sanki. Hem de kalabalıktan örülmüş bir yalnızlık çemberi. Kendini ne kadar zorlarsa zorlasın o çemberi kıramadığını düşünüyordu. Yanında gül olsa bu yalnızlık çemberini kırabilir miydi? Kız arkadaşlarıyla güle oynaya okula gelenleri, teneffüslere güle oynaya çıkanları gördü mü? Doğrusu kıskanmıyor değildi onları. Her baktığı kız gül oluyordu o an. Duygu, düş, seline kaptırıp gidiyordu kendini. Yeni bir zil çaldığı zaman kendine geliyordu. Bakıyordu ki gül yok yanında. Kendini kandıran o renkli, yapay, yalancı dünya da yok. Dalıp gitmişti ki bir elin omzuna konduğunu duydu. Dönüp baktığı haliydi. Onun elini omzunda duyacak kadar samimi olmamıştı ki. Şaşırdı. Dalmışsın. Satacağın jetonları telefon kartlarını mı düşünüyorsun yoksa? Geçelim onları. Çok uzak şeyler düşünüyordum. Peki son düşündüğünü söyler misin? Zorunlu muyum? Biraz. Biraz da söylememe hakkımı kullanıyorum. Kullanamazsın efendim. Ben öyle istiyorum. Saklamak, kıvırmak yok ama. Söyleyemem. Bana ait özel bir şey. Bir çeşit düş. Ben biliyorum ama dedi hale gülümseyerek. Jeton ve kart satma işi değil bir kere. Okul ve ders hiç değil. Doğru dedi Ahmet. İkisi de değil. Peki ne zaman başladı bu düş? Eski bir çeşit çocukluk düşü. Ama bitmemiş bir düşe benziyor. Doğru bitmedi. Hatta yeni başladı denebilir. Çocukluk düşü olduğuna göre memleketinde kalmıştır. Unut gitsin. Boynunu büktü Ahmet. O kadar da kolay gözükmüyor dedi içtenlikle bir sesle. Vah zavallı vah. Anadolu erkeği hep senin gibi mi olur? Bilmem. O unutmuştur seni. Sanmam. Hale etindeki kağıt torbayı Ahmet'e uzattı. Bak dedi sana ne getirdim. Teneffüsün başında verecektim seni bulamadım. Nedir bu? Acı badem kurabi arkadaşlarla parti yapacağız demiştim ya sen gelmedin. Daha doğrusu gelemedin. Ben de senin hakkın olan acı badem kurabiyeleri bir kağıt torbaya koyarak getirdim. Benim hakkım mı? Ne zaman hak ettim ki ben bunları? Neyse hak edilmiş gibi değil. İkram edilmiş gibi yesende. ''Bu olur işte.'' Ahmet acı badem kurabiyenin adını bile duymamıştı. Teşekkür ederek aldı. ''Peki nasıl geçti partiniz?'' ''Çok eğlenceliydi. Gelseydin dansa kaldıracaktım seni.'' ''İyi ki gelmemişim.'' ''Neden? Dans etmeye bilmiyor musun yoksa?'' Ahmet gülümsemekle yetindi. ''Anlaşıldı. Dans bilmiyorsun.'' ''Olsun. Ben sana öğretirdim. Bu konuda hocalığım fena değildir.'' Zil çalınca yerlerine geçtiler. Ahmet o gün eve uğramadan doğrudan Kadıköy'e indi. Zaman geçirmeden jetonlarını, telefon kartlarını sehpaya yayıp müşterilerini beklemeye başladı. Telefon jetonu var, kartı var. Tüm başlangıçlarda olduğu gibi kırılgan, korkak bir sesti ağzından dökülenler. Karnının acıktığını fark edince halinin getirdiği acı bademleri çantasından çıkarıp yedi. Kokulu, rüzgarlı, tadı uzun süre ağzında kaldı. Bu süreçte Hale'yi birkaç kez hatırladı. Onun yine iki dirhem bir çekirdek çıkıp geleceğini eliyle omzuna dokunarak işte ben geldim diye uzun bir çığlık atacağını umut edip durdu. Ama Hale gelmedi. Dünya döndü. Barajın suları bugün de bir ev yuttu. Duyduk duymadık demeyin. Sokakları inleten deli dönenin bitmez tükenmez sesiydi bu. Tanrı aklına biraz eksik vermişti ama sesteki hakkına cömert davranmıştı. Ne soğukta kısılırdı sesi ne de sıcakta. Sıtma görmemiş cinstendi. Gümbür gümbür öterdi. Sımsıkı kapanmış kapılardan, pencerelerden geçer, evlerin en dip odalarına kadar uzanırdı. Halfetinin derin koyaklarında, yüce dağlarında yankılanırdı. Deli dönenin sesi çok gürdü ama o kadar da sevimsiz kötüydü her zaman doğrucu olduğu halde sevilmemesi belki de bu yüzdendi. Barajın suları gerçekten de bir ev daha yutmuştu. Üstelik önünde bir de kocaman çam ağacı olmak üzere. Bir evde ne ki dedi minibüs şoförü Hayri. Yolcum vardı gittim meteler geçittepe keskince doğuracak diye köy kalmamış haritada. Onlar bağlarıyla bahçeleriyle tümden sulara gömülmüş gitmişler. Vah vah dedi her oraları bilenler. Ne güzel köylerdi onlar. İçlerinde ne güzel insanlar yaşardı. Artık ne köy var ne de o insanlara ait anılar. Sulara son gömülen ev Sevdalı Ömer'e aitti. Sevdalı Ömer, halfetinin en aşağı mahallesinde otururdu. İnsanlardan kalabalıktan kaçmak için böyle uzak durmayı kendisi istemişti. Sevdalı lakabını da uzaklara kaçışından dolayı almıştı. Taştan tek katlı bir evi vardı. Bir de çam ağacı önünde. Bu çam ağacı belki yüz yıllıktı. Derlerdi ki sevdalı Ömer sırf o çamla arkadaş olmak, konuşmak, dertleşmek için çekip geldi buralara. Doğru muydu? Belki de doğruydu sevdalı Ömer. Bu evi kendi elleriyle yaparken ağaca dehşetli gereksinimi olmuştu. Kes şu çamı demişlerdi. Pencere doğramalarını kapını kurtarırsın. Kesmemişti. Çama da sevdalı bu demişlerdi kuşlara da. Boşuna çıkmamış ki sevdalı Ömer adı. Doğruydu. Rüzgara da sevdalıydı gökyüzüne de. Daha pek çok şeye. Bilmiyordu bunları söyleyenler. Bilseler ilk yazda tüm çiçeklerden önce açan kardelenlere en son açan kasım patılara da sevdalı olduğunu bilirlerdi. Sevdalı Ömer yaz gecelerinde Fırat gümüşlenerek akarken sessizce dışarıya çıkar, ırmağın kıyıcığına oturur, Gün ağarana kadar akan suları seyrederdi. Gün boyu susan adam sabaha kadar ırmakla konuşur derdini sevdasını ona anlatırdı. Bunları kimse bilmez. O çam ağacı bilirdi. Bir de geceleri öten puhu kuşu. Sevdalı Ömer. Zalim Fırat'ın cana kana özlem duyduğu yatağını yıkarak aktığı mevsimlerde. Evinden sessizce çıkar kendini bilinmez gurbetlere atardı. Üç ay mı altı ay mı olur? durmadan dolaşır 3-5 kuruş cebine koyduktan sonra yine o sessiz evine dönerdi. Deli dönü sevdalı Ömer'in başını alıp gittiğini, aylar sonra gelip evine oturduğunu harfeti sokaklarında ünleyip durmasa, kimse gittiğinin de döndüğünün de ayrımına varamazdı. Evet, şimdi sevdalı Ömer'in o sessiz taş evi yoktu. Yaz, kış, rüzgarla konuşan asırlık çam ağacı da. Ya sevdalı Ömer? O da yoktu. Nereye gitmişti? Kimse bilmiyordu. Apansız ortadan kaybolmuştu. Gitme. Devlet evleri istimlak edecek. Pek çok para verecek diyenleri aldırmamıştı. Bazılarına göre tahta bavulunu alıp yine sessizce gurbete çıkmıştı. İzini, adresini bilerek yok etmişti. Meçhuldü artık o. İmitimi belli değildi. Sevdalı Ömer'in evinden önce Azmi Çavuş'un evine gelmişti benzer durum deli döne salca sümük bağırarak bu felaket haberini duyurmuştu. Sular şimdi de Azmi Çavuş'un evini yutuyor. Su değil miydi bu? Yutardı da boğardı da. Su yüzü görmeyen deli döne onca kirine basağına karşın şimdi de su perisi mi kesilmişti? Kimi? Nereye yutacağını? Ondan mı öğreneceklerdi? Azmi Çavuş daha ilk günden hazırlanmıştı sırasına. Devlet Fırat'ın azgın sularına gen vuracak ve ondan ışık çıkartacak dediklerinde bu haberi coşkuyla karşılamıştı. Gençler okumuşlar karşı çıkarlarken Azmi Çavuş'un tutumu herkesi şaşırtmıştı. Azmi Çavuş sudan ışık mışık çıkmaz diyenlere kızmıştı. Bilirdi ışık da çıkardı sulardan ateşte. Değirmenin çarkını da döndürürdü fabrikanın dişlilerini de. Hayatta bağışlardı insanları ölümde. O ışığın içinde geçmiş ve bugünden çok yarınlar vardı. Yarınlarda çocuklarımız demekti. Yaşlanmış Azmi Çavuş'un bu tutumuna hemen herkes şaşırmıştı. O bir Kore gazisiydi. Kuniri çarpışmalarına katılıp yaralanmıştı. Omuriliğine yakın bir yere saplanmış kurşun taşırdı o günlerden kalan. Doktorlar çok uğraşmışlar ama o kurşunu çıkartamamışlardı. Azmi Çavuş da o yağlı kurşunuyla birlikte yaşamak zorunda kalmıştı. Bu yüzden bir ayağını sürüyerek yürürdü. Ne zaman savaştan söz açılsa Kore savaşlarını anlatır da anlatırdı. En çok da komutandırı Tu General Tahsin Yazıcı'ya hayrandı. Çatal yürekli bir komutandır o derdi. Çok da alçak gönüllüdür. Bir erin karavanasından yer onun çadırında yatardı. Her ana doğramazdı öyle bir yiğidi. Her askere de öyle bir komutan nasip olmazdı. Tahsin Yazıcı'nın ve Türk askerlerinin sayesinde kurtarılmıştı Güney Kore. Bugün savaşa alsalar Kore'dir, uzaktır demeden yine gönüllü olarak giderdi. Azmi Çavuş eşini yakın zamanda yitirmişti. 7 çocuğu, 20 tane torunu vardı. Hep birlikte kocaman bir evde yaşarlardı. Evinin bir gün sular altında kalacağını söyleyenlere aldırmamıştı. Kalırsa kalsın demişti. Yeter ki susuz topraklara su yürüsün. Karanlık evlere ışık gelsin. Ona göre devlet işini bilirdi. Tavşanı kanıyla ağlamaya çıksa da yakalardı. Perişan etmezdi vatandaşını. Evi yok olana daha güzel ev. Tarlası yok olana daha güzel tarla verirdi. Ona göre barajdan gocunmak mı olurdu? Kurtuluş ışıktaydı, enerjide, çarkların dönmesindeydi. Çocukların yüzü onlarla gülecek, tokluk, mutluluk onlarla sağlanacaktı. Bunu dünyanın öbür ucunda görmüş, yaşamıştı. Harfetili buna kızacağını sevinmeliydi. Barajın suları evine bazen gıdım gıdım yaklaşmıştı, bazen de koşarak gelmişti. Azmi çavuş devlet daha sana evde vermedi, tarlada diyenlere kızmış, umutla sabırla beklemişti. Sular iyice kabarıp da kendi evlerine dayanana kadar sesini çıkarmamıştı, koca devlet. Kore gazisi Azmi Çavuş'u evsiz barksız bırakacak değildi ya. Ta Korelere uzanan eli şuracıktaki harfetiye mi uzanmayacaktı? Son anda da olsa hızı gibi yetişirdi, ışık gibi uzanırdı eli. Son anda da olsa karanlıktan çekip alırdı. Ama öyle olmamıştı. Sular bahçesini eteğine kadar gelip dayanmıştı. Bahçesini yutup bitirdikten sonra sıra evlerine gelmişti. Azmi çavuş kaymakamı valiye koşmuş suların yutmaya başladığı tarlasını bahçesini evini anlatmıştı. Doğru dürüst kimse dinlememişti onu. Devletin istimlak paraları gelmemişti daha. Henüz bu konuya ayrılmış bir ödenek yoktu. Devletin yapacağı lojmanların temeli yakında atılacaktı. Onu beklemesi gerekiyordu. Peki başka bir şansları yok muydu? Üstlerine kabara kabara gelen suların ne aklı vardı ne de vicdanı. Ama devlet akılsız ve vicdansız olamazdı. Bari devlet suları durdursun diye yalvarmıştı kaymakama. Ardından valiye çıkmıştı. Kimselere dinletememişti sözünü gülüp geçmişlerdi. Devlet kendi eliyle yönlendirdiği suları hiç durdurur mu Azmi Çavuş demişlerdi. Sularını durdurmazsa ben de terk etmem evime diye bağırmıştı. Önce şaka salmıştı herkes. Yaşlanmış bir adamın bunaması olarak değerlendirmişlerdi. Azmi Çavuş bu. Devletle dövüşür de Barışır da demişlerdi. Bakmışlardaki işin şakaya gelir yanı yok. Sular evini yutmaya başladığında Azmi Çavuş evinin çatısına çıkıp oturmuştu. Gel orada boğulacaksın diyenleri aldırmamıştı. Kasabanın büyükleri ileri gelenleri Azmi Çavuş'u caydırmak için ricaya gelmişlerdi. Hiçbirini dinlememişti. Jandarma birkaç kez evinin çatısından indirmişti. Sonra bir de bakmışlardı ki yine orada. Bu arada sular biraz daha yükselmiş. Evin penceresi kapısı kaybolup gitmişti. Azmi çavuş, Kuneli savaşında ölmedin ama burada öleceksin diyenlere gülüp geçmişti. Söylenenler bir kulağından gelip öbüründen çıkmıştı. Uzatılan sopalara atılan halatlara tutunmamış, yardım istememişti. Saçı sakalı birbirine karışmış, eli çenesinde derya deniz olan sulara bakıp durmuştu. Gazeteciler fotoğraflarını çekmişler, haber yapmışlardı. Meraklı kalabalık biriktikçe birikmişti. Azmi Çavuş suların şakası olmaz ama diye önleyenlere yanıt vermemişti. Gece olup da ortalık kararınca herkes evine çekilmişti. Sabahleyin dönüp geldiklerinde Azmi Çavuş'u yine evinin çatısında bulacaklarını ya da inmiş olacağını sanmışlardı. Ama öyle olmamıştı. Görünürde ne evi kalmıştı ne de Azmi Çavuş'un kendisi. Evinin yerinde harelenen su halkaları vardı sadece nefes alıp verir gibi ara sıra birkaç köpük çıkıp duruyordu. Hepsi o kadar. Devlet jandarma polis çıkartarak azmi çavuşu aratmıştı ama hiçbir yerde bulunamamıştı. Kimileri onun küsüp uzaklara gittiğini sanmıştı. Çocuklarının torunlarının evlerinde saklandığını iddia edenler olmuştu. Bir gemiye binip ta Korelere gittiğini söyleyenler vardı. Balık olup sulara karıştığını, ak bir martı olup havada uçtuğunu söyleyenler de eksik değildi. Söylence değil mi? Onun bir gün ışık olarak geleceğini, yanan ampullerde evleri, sokakları aydınlatacağını söyleyenler de çıkmıştı. Dünya döndü. Jeton var, telefon kartı var. İstanbul her zamanki gibi kalabalık, karşı kıyılar sis içinde kaybolup gitmiş. Vapurların deniz motorlarının düdüğü, Koygun sesi yırtıp duruyor. Karşı kıyılardan gelen vapurlar yolcularını iskelede silkeledi mi? Telefon kulübelerinin önünde kuyruklar oluşmaya başlıyor. Kadıköy Meydanı burgaçlama, burgaçlana, kördüğüm oluyor, açılıyor. Birecik barajında biriken suyla Kadıköy Meydanı'nda biriken insan selinin birbirine benzediğini ne gül biliyor ne de Ahmet ayrımında. Ahmet iki vapur arasındaki boşluklarda birkaç kez gülü aradı. Dünyanın her tarafına ses götürüp ses getiren bu kulübeler Halfeti'yi yeniden dilsiz kör sağır etmişti. Her aradığında ya hatlar meşguldü ya da teknik bir sorun vardı ama kendi kendine söz vermişti. Ne yapıp edip ulaşacaktı ona. Gerekirse elindeki jetonların kartların tümünü gül için kullanacaktı. Çok söz çok lakırdı istemiyordu ondan. Muhabbet etme ikisinin de ne zamanı vardı ne de ortamı. Gülün ağzından çıkacak tek bir nefes, tek bir sözcük Ahmet'i mutlu etmeye yetecekti. Gece gördüğü düşün etkisinden hala kurtulamamıştı. Binmeye yeni alıştırdığı ateş renkli bir tayın sırtındaydı. Delicesine akan Fırat'ın suyuyla yaraştırıyordu onu. Bazen tay geçiyordu, bazen Fırat'ın suyu. İstiyordu ki hep tayı geçsin. Tayı geride kaldı mı topukluyor, kamçılıyordu. Sırtında şaklayan her kamçıyla şaha kalkıyordu tay. Bazen silkeleyip atıyordu kendini üstünden. Her düştüğünde yeniden tayın sırtına atlıyordu. Tayın dizginlerini sala veriyor. Daha hızlı gitmesini istiyordu. Taşlı bir yolda koştururken tayın toynaklarından ateşler çıkıyordu. Daha hızlı, daha hızlı diye bağırıyordu. Fırat'ın iyice azgınlaştı. Uçurumlardan atladığı bir yerde gülü suların içinde görüyordu. Sevdiğinin sarı saçları suyla birlikte akıyordu. Gülün saçları Fırat kadar uzundu. Irmakla birlikte akan Gülü kurtarmak için atını sulara sürüyordu. Gülün kendisine kaptıran Fırat kıskanmış gibi daha bir hırçınlaşıyordu. Ahmet atını İstanbul'a doğru topukluyordu. Daha önce Fıratla yarışan atı nedense bu tarafa bir adım olsun atmıyordu. Her topuklanışta toprağa kapaklanıyordu. Gül Fırat'la yeniden akmaya başlıyordu. Onu tutmak için uzandığında elinde bir tutam saçı kalıyordu. Bu rüya nasıl yorumlanırdı? Bu tarafa gelmeyen at, Gül'ün İstanbul'a gelmeyeceği anlamına mı geliyordu? Doğrusu rüyaya müyaya pek inanmazdı ama yine de etkilenmişti. Bunları Gül'e telefonda anlatsa mıyı? Telefonun da açılacağı yok yine nasıl anlatsın? En iyisi mektup yazmakta ona. Düşlerini uzun uzun anlatırdı o zaman. Fırat'ın suları gibi birike birike baraj olan sevgisinden söz ederdi. Ayrıca İstanbul'u anlatırdı. Gül'ün olmadığı bu koca kentte yaşadığı yalnızlığında. Liseden üniversiteye sonra da yaşamın içine doğru onunla birlikte yolculuk etmek istediğinden de söz ederdi. Adana'yı Ankara'yı bırakın da gelecekseniz İstanbul'a gelin derdi. Ama yine de sevgisini sevdasını tam olarak anlatamazdı. Bir şeyler mutlaka eksik kalırdı çünkü ayrılıktan çok aşktan fazlaydı yaşadıkları. Sözün, yazının gücü yetmezdi ki tüm bunları anlatmaya. Ahmet gidip bir kez daha denedi telefonu. Gül'ün ne okuluna ne de evlerine ulaşabildi. Elini kaldırıp kocaman bir yumruk indirdi kulübedeki aletin üstüne. Konuşamayınca ankesörleri yumruklayanlara kızardı. Şimdi hak veriyordu onlara. ankesere birkaç yumruk, birkaç tekme daha sağlayacaktı ki... Kendini zor tuttu. Çok sevdiği aletlere nefretle bakarak işinin başına döndü. Küçük tezgahının başına gelince gözlerine inanamadı. Jetonların, kartların önemli bir kısmı yoktu. Olamaz diye bağırdı. Bir şey mi oldu abi? Dedi yanı başında kağıt mendil satan çocuk. Evet dedi Ahmet öfkeli bir sesle. Bir şeyler oldu. Vallahi ben bir şey görmedim abi. Dedi çocuk korkulu bir sesle. Ahmet'in ilk kez başına geliyordu böyle bir olay telefon kulübesindeyken sözde izlemişti tezgahını. Hırsızlar kaşla göz arasına bitirivermişti işlerini. Namussuzluk bu diye bağırdı. Bunu yapan dünyanın en şerefsiz adamı. Güzel de abi dedi kağıt mendil satan çocuk. Bu dediklerini onlar duymuyorlar ki. Doğruydu. Sümüklü bir çocuktan bile bazen böyle akıllı laflar çıkabiliyordu. Evet duymuyorlar dedi. Ama ben duymalarını istiyorum. Polis haber ver abi dedi kağıt mendil satan çocuk. Sahi doğru söylüyordu bu sümüklü olan. Haber verse miydi? Bulurlar mı dersin? İsterlerse bulurlar. Polis bu abi. Düşündü. İstemezler koçum dedi. Kıytırık bir jetoncunun, telefon kartçısının kayıplarını kim bulur ki? Ahmet çaldırdığı kartların jetonların tutarını kabaca hesap etti. Epeyce vardı, üzüldü. Kim bilir kaç günü kazancı gitmişti. Annesine verecekti bunların parasını. Telefon bağlatacaklardı kondularına. Para artarsa kendine de bir şeyler alacaktı. Ahmet gün boyu çalınan jetonlarını telefon kartlarını düşündü. Birisinin sana şaka yapmıştım diye çıkıp geleceğini umutla bekledi ama gelen olmadı. Telefon kulübesine gelip çıkanların tümünün çaldırdığı jetonlarla kartlarla konuştuklarını düşündü. Onlara öfke duydu. Varıp her konuşanın yakasına yapışmak istediyse de yapamadı. İstanbul'un ışıkları yanıp kalabalığın önemli bir kısmı evlerine çekilince tezgahını topladı. Ta yanı başına kadar sokulan kirli bir martı kendisine bakıyordu. Gündüzden kalan yarım simit vardı çantasında martıya bakıp güldü. Sonra da simidi önüne atmıştı ki nereden çıktığını anlayamadığı bir karga ondan önce davranarak simidi kaptı. Ahmet simidini martıya veremediği için üzüldü. Bunların da insanlardan kalır yanları yoktu. Güçlünün zayıfı ezdiği bir yasa yaşamın her yerinde işliyordu. Ahmet evlerine giderken çaldırdığı jetonlar delik ceplerinden akıyormuş gibi tuhaf bir duyguya kapıldı. Birkaç kez cebine el attı, parmakları boşluğa çıktı. Dünya döndü. Gül'ün aklı Halfeti'deki hızlı değişime bir türlü ermiyordu. Dünya yeni baştan kuruluyordu sanki tüm değerler altüst olmuş gibiydi. İnsanlar bencilleşmiş, özveri, dayanışma duyguları yok olup gitmişti. Eski halfetiyle yeni halfeti, kalanlarla göçenler arasında uçurumlar açılmaya başlamıştı. Bu furyada hemen herkes birbirine yabancılaşmıştı. Korkunç bir bencillik, acımasızlık sarmıştı ortalığı. Daha önce de birbirlerine mallarını, canlarını bağışlayan akrabalar, kirveler, kan kardeşler, asker arkadaşlar, komşular şimdi bir ekmeği sevdikleriyle bölüşmek istemiyordu. Yarın ne olacaklardı? Aç susuz mu kalacaklardı? Sanki bir sel gelmiş de önlerinden kütük yapıyorlardı. En yaşlı insan bile gelecek korkusuna kapılmıştı. Evini malını canını bir gecede kaybedeceklermiş gibi bir panik içindelerdi. Oysa devlet bunun tam tersini söylüyordu. Baraj geldiği zaman uygarlık da gelecekti. Işıklar yanacak, motorlar çalışacak, çarklar dönecekti. En önemlisi de kurak topraklar yeni bir yaşam bulacaktı. Su içinde taşıdığı dirim gücüyle en uzak yerlere ulaşacaktı. 1'e 3, 1'e 5 veren topraklar verimini inanılmaz derecede artıracaktı. Bozkır köpüre köpüre ağaca, yeşile duracaktı. Ta Hititlerden, Asurlardan, Sümerlerden beri suya, hasret olan yukarı Mezopotamya kana kana su içecekti. Herkese iş, aşk kapısı açılacaktı. Bu değişimin adı su ile birlikte umuda yolculuktu. Gül bugüne dek hep güzel günlerin geleceğine inanmıştı. Duyguları zaman zaman örselense, incinse de aynı inancını koruyordu. Halfeti için bir felaket değildi bu değişim. Kurtuluştu ama insanların sabretmesi gerekiyordu. O sabrı, üç günlük ömrü kalmışlardan beklemek doğru olmazdı. Bu değişim gençler çocuklar içindi. Daha sonraki kuşakların hakkıydı. Açıkça söylemek gerekirse kendisi de pek sabırlı değildi. Ahmetler çekip gittikten sonra burada yaşamanın bir anlamı kalmamıştı. Nereye baksa Ahmet'i görüyordu. Fırat suyuna bakıyor? Ahmet'le birlikte ırmağa giriyorlardı. Çıkıp giyindikten sonra üzerinde taş sektiriyorlardı. Bir dağımı seyrediyor. Onunla birlikte el ele zirvesine tırmanıyorlardı. Açan bir siyah gülü birlikte kokluyorlardı bir kuşunun verdiği ilk yaz muştusunu birlikte dinliyorlardı. Halfeti'den göçenleri kel aynak kuşlarına benzetiyordu Gül. Birecik, Halfeti kayalıklarını, koyaklarını, öz vatanı saymıştı onlar. Havalar soğudu mu tüm göçmen kuşlar gibi onlar da çekip giderlerdi buralardan. Ama ilk yazla birlikte dönüp gelirlerdi. Soyları tükenme noktasına gelen bu kuşlar Birecik'ten, harfetiden başka yerlere neden gitmezdi ki? Bilim adamlarının söylediklerine göre buranın toprağında kasit diye bir madde vardı. Onları yiyordu kele aynaklar. Bu madde onlara sağlık veriyor. Üreme güçlerini artırıyordu. Gül Halfeti'den göçenleri biraz da kele aynaklara benzetiyordu. Bu toprakların havasını suyunu almış sevdasını yaşamış. Burada üremiş insanlar anılarına alışkanlıklarına kele aynaklar gibi mutlaka döneceklerdi. Ahmet de sevdalı Ömer de Azmi Çavuş da dahildi bunlara. İçini imserlik sardığında gülün bedeni tepeden tırnağa titrerdi. O tadı yeniden içine çeker, yeniden yaşardı. İnsanlar Halfetenin geleceğinden çok büyük kentlerdeki yaşamı konuşuyordu. Devlet istimlak paralarını verdiği gün sanki kimse buralarda durmayacaktı. 7'den yetmişe. Herkesi çağırıyordu uzaklar. Tadı kaçmıştı artık buraların. Bundan sonra ne varsa büyük kentlerde vardı. O büyük kentler kimini kapıcı ediyordu, kimini seyyar satıcı, kimine fabrikada iş buluyordu, kimini atölyede. Emeklileri uzak değildi. Doktorlar bir adım kadar yakındı kendilerine. Evlerinde telefonları vardı, herkesin suları akıyordu. Parklar, sinema salonları çocuklara kucak açıyordu. Okula gitmek sorun muydu? Çocukların hepsi harıl harıl okuyordu. Halfeti bir geçmişti. Büyük kentlerse bir gelecek. Üç gün önceydi Gül. Fırat kıyısında oturmuş karşı kıyılara sulara bakıp durmuştu. Hayal kurmayı küçüklüğünden beri severdi. Fırat'ın kenarına oturup da bakışını sulara bıraktı mı hayal atı gelip kendisini sırtına alıyordu. Sularla birlikte akıyor içindeki balıklarla birlikte yüzüyordu. Nerelere götürmüyordu ki kendini o at? Basra körfezine mi dersiniz? Umman denizine mi? Yasak sınır tanımayan düşleri tüm dünyayı dolaştırıyordu. En çok da Ahmet'le birlikte Fırat'ta yıkanışları aklına geliyordu. O zaman küçücüktü ikisi de. Ahmet koyunlarını otlatıyordu. Kendisi ise keçilerini. Topu topu üç koyun onların vardı. Beş keçi de kendilerinin. Tepelerinde dönüp duran güneş mi yakmıştı? Yoksa öyle bir bahane mi bulmuşlardı? Fırat'ın sularına atmışlardı kendilerini. Önce Ahmet girmişti suya. Gözlerini kapa ve arkanı dön demişti Ahmet'e. Ancak öyle girerim. Ahmet gözlerini kapamış arkasını dönmüştü. Aynı anda hem arınmak hem kirlenmek sadece o güne. O ana özgüydü. Bir yasaktan korka korka birbirlerinden uzaklaşmışlar. Yine o yasağı kıra kıra birbirlerine yaklaşmışlardı. Suların türlediği vücutlarını zaman zaman birbirlerinden saklamışlar. Zaman zaman da birbirlerinin bakışlarına sunmuşlardı. O günden çocuksu bir oyun. Oyundan da çocuksu bir korku, yasak bakış kalmıştı belleğinde. Ne zaman Ahmet'le birlikte Fırat'ı düşünse, coşkun sulara birlikte girerler, sonsuzluğa doğru birlikte akıp giderlerdi. Sular tüm korkuları, kötülükleri alıp götürür, kirleri yıkar, çocuksu saflıkları ve güzellikleri, özlemleri kendilerine bırakırdı. Dalıp gitmişti. Birden deli döneni sesiyle kendine geldi. Kamyonlar alıp götürdü onu. Sular getirmez. Boş yere bekleme. Gül şaşırdı. Kafasından geçenleri nereden biliyordu bu deli kadın? Bunun deliliğinde ilahi bir güç olmalıydı. Şimdiye kadar fazla ciddiye almadığı deli Döne'den korkmaya başladı. Kimden söz ediyorsun Döne bacı? Yanıt vermedi. Sadece gök bir boncuk bıraktı avcuna. Düşünmesin diye elini sıkıp bıraktı. Sonra yüzüne baktı. Kirli dişlerini göstererek gülümsedi. Kendi kendine konuşarak tuhaf sesler çıkararak uzaklaşıp gitti. Gül bir şok yaşa gibi oldu. Belleğini geriye doğru yoklayıp durdu. Konuşsa kimden söz edecekti? Kimden olacak? Bal gibi de Ahmet'ten söz edecekti. Bu deli kadının görmediği bilmediği bir şey yoktu. Dağ boyur dolaşıp duran, en küçük ayrıntıyı kaçırmayan bunları, belleğinin gizli kıvrımlarını kaydeden deli döne, Ahmet de kendini mutlaka buralarda görmüştü. Fırat'ta yıkanırlarken, el ele tutuşup dağa çıkarlarken görmediğini kim söyleyebilirdi? Şimdi o deli bilincini kullanıyor, suların aynasından çekip alıyordu yaşananları. Yeri gelince de deli deli söylüyordu, söyleyecekti. Deli döne gidince yeniden dönüp Fırat'a baktı, çağıl çağıl akarak milyonlarca yıllık türküsünü söylüyordu coşkun sular. Kalktı, ırmağı arkasına alarak yürüdü, belleğinde canlanan anılarını unutmak için Geriye dönüp bakmayacaktı. Verdiği sözde duramadı. Dönüp baktı. Kendi bedeniyle. Ahmet'in bedeni orada. Suların içindeydi yine. Fırat'ın üstü silme kuşa kesmişti. Burgaçlanarak akan suları pullu balık doluydu. Birbirlerine su atıyorlar. Çırpına çırpına yüzüyorlardı. Dünya döndü. Küçük kardeşi Umut her akşam iş dönüşünde jetonları ve kartları sayardı. Abinin ne kadar para kazandığını öğrenmek isterdi. Eğlenceli bir oyundu onun için. Abi dedi sevinçle. Her günkünden daha çok satmışsın bugün. Helal olsun sana. Epeyce kazandığına göre yakında bağlatırsın telefonumuzu değil mi? Ahmet yemeğini yiyordu. Epeyce sattığımı nereden biliyorsun? Dedi sert bir dille. İyice azalmışlar dondan. Kaldır onları dedi Ahmet sertçe. Aldın yere koy. Bir daha da el sürme onlara. Umut aldığı sert tepkiden çekindi. Ortaya saçtığı jetonları, kartları toplayıp eski durumuna getirdi. Ahmet dişlerini sıktı. Kendi aptallığına mı kıssaydı? Kaşla göz arasında malları içeden hırsıza mı? ''Bir şey mi oldu oğlum?'' dedi annesi. ''Hayır bir şey olmadı. Biraz sinirli gözüküyorsun da ille bir şey mi olacak? Biraz yorgunum. Hepsi o kadar.'' Yemeğini yedikten sonra hemen yattı. Oysa yarınki derslerle ilgili yapılması gereken ödevleri vardı. Yatar yatmaz uyumuştu ki az sonra uyandı. Yine çalınan jetonlarını, telefon kartlarını düşündü. Zarar epeyce vardı. Sahi neden polise gitmemişti ki? Safsın Ahmet dedi kendi kendine. Gitse bir halt mı olacaktı? Kim ilgilenirdi sokak satıcısıyla? Polisler de zabıtalar gibi düşmanlardı onlara. Buldukları yerlerden çelik süpürgeyle süpürüp atmak istiyorlardı. Bu moral bozukluğuyla sabaha kadar uyuyamayacağını düşündü. Sinirlenip Üzüldüğü zaman onu yok edecek bir ilaç bulmuş gibiydi kendi kendine. Hemen Gül'ü düşünüyordu. Üzüntüsüne, moral bozukluğuna iyi geliyordu. Gül'le yapacağı yeni bir telefon konuşmasını hayal etmeye çalıştı. Aradığında gerçek telefonlar bip bip edip dursun. Hayalindeki telefon açılmasına hiçbir teknik arıza engel olamazdı ya. Öyle de oldu. Gül o yumuşak o sevgi dolu sesiyle birden karşısına çıkıverdi. Her ikisinde kalpleri duracak gibiydi gelecek günleri konuşmaktan çok geçmişe, anılara takıldılar yine. Fırat'ı, barajı, orada bıraktığı güvercinlerini, deli döneyi bile konuştular. Kendini biraz toparladıktan sonra Adana'yı, İzmir'i bırakın da İstanbul'a gelin dedi. Hemen ardından da İstanbul'da gidecekleri yerleri hayal etmeye başladı. Heyecanı azalacağını artıyordu sözcükler de onun parçasıydı. Uzanıyor ağzeden çıkan sözcükleri. Tek tek topluyor sonra da onları öpüyordu. Yaşamın böyle güzel yüzü de vardı işte. Güle sarılır gibi yastığa sarıldı. Yatağını gülün kokusuyla sesiyle doldurdu. Döşekle yorgan arasında güle ait yeni bir iklim oluştu. Kötülüklerin, kalleştiklerin, ihanetlerin, hırsızlıkların olmadığı mutlu bir evrendi burası. Az sonra gözleri ağırlaştı. Rüyasında gülü görmek dileğiyle karanlığın koynuna bıraktı kendini. Sabahleyin uyandığında yine gülü düşündü. Çok istemesine karşın rüyasında görememişti onu. Üzüldü. Acele giyinip okul yolunu tuttu. Dünden kalan jetonları, kartları yine yanındaydı. Okuldan çıktı mı doğru oraya gidecekti. Çaldırdıklarından doğan zararı gidermek için her zamankinden daha çok çalışacaktı. Şimdilik kendine verici en iyi ceza buydu. Okula yetişmek için taban tepiyordu ki yanı başında bir otomobil durdu. Kendisiyle ilgili olmadığını düşünerek yoluna devam etmek istedi. Otomobilden birkaç kez korna sesi gelince dönüp baktı. Arka koltukta oturan sınıf arkadaşı Hale'yi gördü. Haydi gelsene seni bekliyoruz. Sınıfta herkese tepeden bakan Hale arabanın camını açmış kendini çağırıyordu. Yakın günlere kadar kendi varlığından haberi olmayan kızın böylesine yakınlaşması nasıl yorumlanabilirdi ki? İstemeyerek de olsa Hale'nin arabasına doğru yürüdü. Tam kapısını açıp biniyordu ki Hale'nin yüzü değişti, gül oldu. Arabaya oturur oturmaz gözlerini kapattı. Açarsa o kızın yeniden Hale olacağını biliyordu. Gözünün önünde şekillenen gülü yitirmemek için bir süre gözlerini açmadı. Uykun alamadın herhalde, dedi Hale. Nereden bildin? Baksana arabaya biner bilmez hemen gözlerini kapattın ve uyudun. Gözlerini açtı, yanılmamıştı, karşısındaki haleydi. Gözlerini yeniden kapatmayı düşünüyordu ki birden okullarının önüne geldiklerinin ayrımına vardı. Arkası yağar.